Şehri görmek isteyen balık Kalabalık bir şehrin sahilinde dünyaya gelmişti ismi gezgin olan balık. Renkli pulları, parlak gözleri vardı. Balıklar dünyasının yakışıklısıydı. Gün boyu bıkmadan, usanmadan, durmadan, dinlenmeden yüzer, mavi sonsuzluktaki güzellikleri görmeye çalışırdı. Zaman zaman balıkların problemlerinin konuşulduğu toplantılara katılır, büyüklerinden nasihat dinlerdi. İşte yine böyle bir toplantıdaydı. Balıkların en yaşlılarından olan Gürbıyık konuşuyordu. Kardeşlerim, evlatlarım, biz balıklar dünyanın en şanslı yaratıklarıyız. Onun cümlesinin devamını getirmesine fırsat vermeden sordu gezgin. Niçin şanslıyız? Açıklayacağım gezgincim. Çünkü bizim masmavi sular gibi yuvamız var. İnsanlar bizim suda hava almadan nasıl yaşadığımızı hep merak ederler. Dünyamızın denizin dibinin ne kadar renkli olduğunu bilmedikleri için bize acırlar. Ama aslında bizim dünyamız onların dünyasından çok daha güzeldir. Gülbıyığın gözleri toplantıya katılanların arasında birini arıyordu. Yaramaz nerede? diye sordu. Bir süre suskunluk oldu. Sonra balıklardan biri cevaplandırdı. O bir altının ucundaki solucanı almak isterken yakalandı. Gülbıyık üzüldü. Kaç sefer uyarmıştım oysa ki. Evet arkadaşlar çok yiyecek elde etmek için çalışmalıyız ama bazen de az da yetinmeyi bilmemiz gerekir. Bizim için denizin dibinde yeteri kadar yiyecek var. Evet, bunlar dış dünyadan gelen otun ucundaki solucan kadar tatlı olmayabilir ama karnımızı doyurmak için yeterlidir. Gezgin, bu insanlar da çok zalim değil mi Körbiy amca? Hayır gezgin, öyle demeyelim. Ama insanlar zalim. Ne için gezgin? Balıkları yakalayıp yiyorlar. O zaman biz de zalimiz gezgin. E, anlayamadım. Biz de bizden küçük diğer deniz canlılarını yiyoruz. Hatta onların yumurtalarını yiyerek dünyaya gözlerini açmalarına bile olanak tanımıyoruz. Gezgin bir an düşündü. Gürbıyık doğru söylüyordu. Onun susmasından kendisine hak verdiğini anlayan Gürbıyık devam etti. Bir kere şunu unutmamak gerekir ki dünyanın düzeni böyle kurulmuş. Bazıları dikkat etmediği zaman bazılarının yemi olur. Bunu zalimlikle nitelememek gerekir. Kaldı ki insanlar isteseler bizim hepimizi birden yok edebilirler. Gezgin, onların böyle bir gücü mü var? Tabii ki var. Bir kere insanlar evrenin en okullu varlıklarıdır, en becerikli varlıkları yine insanlardır. Onların yaptıkları zehirler. Ürettikleri bombalar bizim hepimizi bir anda yok edebilir. E niye yok etmiyorlar o zaman? Dünyanın düzenini devam ettirmek, dengeyi korumak için. Ee, yani insanların bizi orta dedikleri aletle de yakalayıp yemek istemelerine rağmen iyi olduklarını mı söylemek istiyorsun? E tabii ki. En azından bize düşmanlık olsun diye geri körüne yakalamıyorlar. Karınlarını doyurmak, beslenmek ve hayatlarını devam ettirmek gibi onlar için çok önemli sebepleri var. Keskin'in anlatılanları anlamaya niyeti yok gibiydi. Parlak, canlı gözlerini gür gözlerine dikerek konuştu. Ben yine de bunu bir zalimlik olarak görüyorum. Gürbıyık da bıkmadan, usanmadan insanları savunmaya devam ediyordu. Ama gizgin, Bizim kendi cinslerimiz olan köpek balıkları da kıyıda yakalayabildikleri insanlara saldırıyorlar. Hatta onları yakalayıp yedikleri oluyor. Olaya bir de bu açıdan bakmak gerekir. Gezgin sustu. Yavaş yavaş insanların zalim olmadığını aklı yatmaya başlamıştı. Bu sefer de Gürbıyık gözlerini onun gözlerinin içine dikerek konuşmaya başladı. Hatta bizim balık cinsi biraz daha zalim diyebiliriz. E biliyorsun insanların bizim hakkımızda kullandıkları bir atasözleri vardır. Büyük balık küçük balığı yutar diye. İyi düşün, gerçekten de insanlar doğru söylemiyorlar mı? Biz bir balina, bir kılıç balığı, bir köpek balığı gördüğümüzde kaçıp saklanacak yer aramıyor muyuz? Haklısın galiba gör büyük amca, dedi sonunda keskin. Keskin Denizin şehrinin sahiline yakın bir yerde doğduğu için kendisini çok mutlu hissediyordu. Artık zalim olmadıklarını bildiği insanları ve onların yaşadığı aydınlık dünyayı, mavi atmosferi çok seviyor. Görmek için arada bir başını sudan uzatıp dünyaya bakıyordu. Gerçi büyükleri onu, bizim yörümüz suyun içidir.'' Suyun içinde olduğumuz zaman suyun dışındakinden daha çok güvendeyiz demektir. Suyun üstünde martılar vardır. Bunlar bizim gibi küçük balıkların bir numaralı düşmanıdır. Eğer gerekli gereksiz dünyaya bakmak için suyun üstüne fırlayacak olursak bizi tuttukları gibi kaçırırlar ve midelerini indirirler diye uyarmıştı. Ama o tehlikenin ne denli büyük olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Dışarıda yağmur yağdığı zaman kıyıda fazla derin olmayan suyun içinde tabana yatıyor, damlalar düştükçe oluşan manzarayı izliyordu. Böyle zamanlarda gökyüzü mavi olmuyordu. Gülbıyık amcaya gökyüzünün böyle zamanlarda niçin mavi olmadığını sormuş. Her şeyi bilen bu yaşlı balık Yağmur ya binmesi için gökyüzünün bulutla kaplı olması gerekir cevabını vermişti. Yağmur çok yağdığı zaman damlaların denizin üstündeki dansı daha hareketli oluyor. Gezgin neşesinden yerinde duramıyordu. Onun bu sevincini gören arkadaşlarından biri bu neşesinin sebebini sormuş. Gezgin de şöyle cevap vermişti. Yağmur yağdıkça bizim denizimizin suyu çoğalıyor. Yani yerimiz genişliyor. Arkadaşı gülmüştü. <laughs> Bak gezgin bizim denizimiz çok geniş. Evet yağmurun yağması güzeldir ama yağmur yağmasa bile bu denizler bize de çocuklarımıza da hatta torunlarımıza da yeter. Sen hiç merak etme. Allah yarattığı her canlıya yetecek kadar yer ve yiyecek de yaratmış, demişti. Kendisinden biraz büyük olan arkadaşının daha çok bilmesi normalmiş tabii. Kaç mevsim fazla yaşamıştı var çünkü. Gezgin onun bu bilgisinden biraz daha yararlanmak için sormuştu. Bizim yerimiz mi daha büyük, insanların yeri mi? Çok bilmiş arkadaşı bunun cevabını da büyüklerinden öğrendiği şekliyle vermişti Gezgin'e. Bizim yerimiz insanlarınkinden üç kat daha geniş. İnsanların yaşadığı kara parçaları bizim ülkemizin yanında çok küçük kalıyor. Bizim yarımız kadar bile yerleri yok onların. O zaman onlara dünyaları doğru gelir. Ne için gelsin onlar da o kara parçasında gayet rahat yaşıyorlar. Sonra unutma ki onlar çok akıllı varlıklar. Gerektiğinde bizim denizlerimizden de yararlanmasını biliyorlar. Hatta onlar uçak adını verdikleri taşıtlarla gökyüzünü bile gezebiliyorlar. Gezgin insanları çok merak ediyordu. Zaman zaman onların vapurlarının, motorlu deniz araçlarının o ortalığı ayağa kaldıran sesini duyuyor, hemen şapur şapur kuyruk sağlayarak kaçıyordu. Arkadaşıyla konuştuktan sonra göklere daha dikkatli bakmış, uçak denilen taşıtı da görmüştü. O uçakta olmayı ne kadar çok istemişti. Kim bilir nereleri görebilirdi onun içinden. Gezgin henüz çocuk sayılan bir balıktı o yörede ondan daha güzel bir balık yoktu. Görenler döner döner ona bakarlar. Yaşatı olan balıklar onunla arkadaşlık kurmak için can atarlardı. İyi niyetli bir balıktı. Herkesi memnun etmek ister, birilerini memnun ettikçe mutlu olurdu. Artık insanları daha çok seviyordu. Bir balıkla bir insan arkadaş olabilir miydi? Niçin olmasındı ki? Bunu büyüklerine sormalıydı. Çok yemiyordu. Ancak karnını doyurabilecek kadar yiyor, tıka basa yemekten nefret ediyordu. Belki de az yediğinden formunu koruyor, daha çevik ve daha atik oluyor, yüzme yarışlarında arkadaşlarını geride bırakıyordu. Romantik bir balıktı gezgin. Zaman zaman uzaklara açılır, yosunların arasında onları koklar, romantik hayaller kurardı. Denizin dibindeki renkli taşları bir araya getirir, onları sever, okşar, insanlarınkine benzer evler kurardı. Denizin dibinde bambaşka bir dünya vardı ve gezgin her gün bu başka ve uçsuz bucaksız dünyada çok yeni şeyler keşfediyordu. Mercanlar, midyeler, istiridyeler, İstiridyelerin bazılarından düşen inceler, deniz anaları, deniz yıldızları, doyumsuz manzaralar oluşturuyordu. Denizden memnundu gezgin ama dış dünyada neler olup bittiğini bilmek için canını bile verebilirdi. Bu uçsuz bucaksız deniz ona yetmiyordu. İnsanları merak ediyordu. O adını çok duyduğu halde görmediği insanları, çok merak ediyordu. Gökyüzü yine masmaviydi. Suyun havaya en yakın olan yerine kadar ilerledi. O da ne? Gökyüzünden rengarenk bir varlık iniyor. Gezginin mavi sularda kuyruk sallaması gibi bu varlık da havada adeta dans ediyordu. Bir ara suya iyice yaklaştı. Hatta suyun üstünde yüzen bir yaprağın üstüne kondu. Dinleniyor olmalıydı. Bu rengarenk varlı bir kelebekti. Gezgin hiç kımıldamadan kelebeğe baktı. Onu ürkütmemek için çok yavaş hareket ediyordu. Bu kanadın üzerindeki renkler denizin dibindeki renklerden daha güzeldi. Kolundan kanadından tutup denizin içine çekmeyi düşündü bir an. Arkadaşlık ederlerdi. Midye kabuklarından yaptığı koleksiyonu gösterirdi. Sonra Gürbüğün önceden söylemiş olduğu bir söz aklına geldi. Suyun dışında yaşayanlar, suyun içinde yaşayamaz. Suyun içinde yaşayanlar da suyun dışında duramazlar demişti. Demek ki bu nazlı kelebeği kolundan tutup suya çekmek onun sonu olabilirdi. Gezgin ise kelebeği sonu olabilecek bir hareket yapmak istemiyordu. Onu uzun süre bıkmadan, usanmadan izledi. Kelebek onun izlediğini bilirmiş ve ona daha güzel görünmek istermiş gibi pozlar veriyor, kanatlarını açıp açıp kapatıyordu. Hafif bir rüzgar esti. Denizin üstündeki yaprak dalgalandı. Kelebek korkuya kapılıp havalandı. Gezgin onu gözden kaybolana kadar izledi. Gezgin sonraki günlerde bugüne kadar hiç görmediği kelebeği tekrar görebilmek için Aynuslar'da çok kereler gezindi. Gezgin insanları çok merak ediyordu. Hani şu evrenin en akıllı varlıklarını? Önceleri kayıklara, hani şu kürekleri insanlar tarafından çekilen kayıklara yanaştı? Onların yanında yüzdü. Yüzme yarışı etmeye kalktı. Onlara dokundu. Bir de bu kayıkların biraz daha büyükleri acayip bir şekilde ses çıkaranları vardı. Önceleri onların sesini duyar duymaz denizin derinliklerine doğru iner, kaçar, bir yerlere sinerdi. Sonraları onlara da alıştı. Sesleri fazlaydı ama hiçbir tehlikeleri yoktu. Hatta onlar geçtiği zaman suyun yüzüne doğru yanaşmaya bile başladı. O motorlu deniz araçlarında seyahat eden yolcuları gördüğü ilk defa. Bunlar bıyığın evrenin en akıllı varlıkları olduğunu söylediği insanlar olmalıydı. İlk görüşte sevmişti bu varlıkları. Pek zarara dokunacak gibi durmuyorlardı. İnsanların da onu gördüğünü ve özellikle küçüklerin dikkatle baktığını fark etti. Onlara mavi sularda nasıl yüzdüğünü göstermek için akrobatik hareketler yaptı. Atladı, zıpladı, çırpındı. Güneş ışığının altında derisi renkten renge girdi. Çocuklar birbirlerine kendisini gösteriyor, bu yüzden onun çok hoşuna gidiyordu. Bir ara insanlarla aynı yuvada kalmış olmanın büyük bir zevk olacağını düşündü. Bu mümkün müydü? Gürbüyük amcaya sormalıydı. Bugünlerde bir yalancı ahtapotla arkadaşlık kurmuştu. Aslında ahtapotun yalancı olduğu filan yoktu. Yalnız onun bir özelliği sebebiyle bu at takılmıştı. Bu ahtapot herhangi bir balığı gördüğünde o balığın korktuğu bir başka deniz hayvanının şeklini alabiliyordu. Bu sık sık kullandığı özelliği başkalarını korkutmaktan çok kendi can güvenliğini sağlaması için gerekli oluyordu ondan daha güçlü ve ona düşmanca tavırlar içinde olan bir hayvanı görünce hemen onun korktuğu hayvanın şeklini alıyor ve böylece canını kurtarmış oluyordu. Yalancı ahtapotta gezmek, onun maceralarına ortak olmak çok eğlenceli bir işti. Bazen yırtıcı balıkların şekline bürünerek gezgini bile korkuttu oluyordu ama olsun. O bunu şaka olarak değerlendiriyordu. Gezgin son günlerde suyun üstüne çok yakın yüzüyor, günlerce önce gördüğü o kanadına bin bir renk dizilmiş olan kelebeği yeniden görmek istiyordu. Saatlerce bu kıyıya yakın ve suyun üstünde yüzmesine rağmen onu göremiyor, sonra derin suların en derinine iniyordu. Zemindeki kayaların arasına girmeyi bazı balıkların önüne birden bire çıkarak onları korkutmayı çok seviyordu. Tabi bu korkutma işini tadına bırakıyor şakayı sevmeyen balıklara bunu asla yapmıyordu. Onun sevdiği şeylerden biri de denizdeki yemyeşil yumuşak yosunların arasına yatmak uyumaktı. Onların kokusunu hareket eden suyla kendisine temas etmesini çok seviyordu. Gezgin hayatından memnunlu memnun olmasına ama... Bu memnuniyet onun dünyayı görme hevesini yok etmeye etmiyordu. Su içinde sürüyle arkadaşı, elineceği şey olmasına rağmen aklı, fikri suların üstündeki dünyadaydı. İnsanlar nasıl oluyordu da suyun içinde olmadan yaşayabiliyorlardı? Bunu bir türlü anlayamıyordu. Kendisi birkaç sefer suyun dışına sadece başını çıkarmayı denemiş Dışarıdaki hava kendisine öyle kötü gelmiş, derisini hemen kurutmaya başlamıştı ki hemen başını suyun içine çekmişti. Kendisinin suyun dışında duramadığı gibi insanların da suyun içinde duramadıklarını hemen suyun üstüne çıkmak ve derin derin nefes almak istediklerini işitmişti büyüklerden. Son günlerde insanları daha çok düşünüyordu bir seferinde bulunduğu yerden çok uzaklara gitti. İnsanların birlikte yüzdükleri bir sahile ulaştı. Evden ilk defa bu kadar uzağa giden gezgin için çok farklı bir gündü. Onların ayaklarının yanından geçmiş, zaman zaman da denizin dibine yatarak onların ne yaptığını anlamaya çalışmıştı. Balıkların büyüklerinin ve küçüklerinin olduğu gibi insanların da büyükleri ve küçükleri vardı. Büyükleri çocukların anne ve babaları olmalıydı. Çocukların anne ve babaları yavrularına yüzme öğretmek için onları kucaklarında tutuyor, kulaç atmalarını öğretiyordu. Babaların annelerin onca öğütlemesine ve çocuklarında o kadar gayretine rağmen yüzmeyi öğrenememesi, büyüklerin bıraktığı anda suyun dibine dalmaları gezginin çok garibine gidiyor kendisinden çok büyük olan bu çocukların suyun içinde boğulur gibi olmalarını anlayamıyordu. Bu kadar basit bir şeyi nasıl olur da beceremezlerdi? İnsanların bir kısmı suyun içinde gözlerini açıyor, kendisini görünce yakalamak için ellerini uzatıyorlardı. Hele yüzme bilip biraz fazla açılan çocuklar, yanlarından kendisinin geçtiğini görünce ne yapacaklarını şaşırıyorlar, hemen babalarına, annelerine çığlık çığla gördüklerini anlatıyorlardı. Bir ara çocukların birinin kendisini yakalamasına izin vermek bile geçti aklından. Sonra da ellerinde sıkmasından, canını yakmasından korktuğu için vazgeçti. O gün suların üstü karanlık olana kadar insanların arasında yüzdüğü durdu. Onların coşkularına ortak oldu. Değişik bir gün olmuştu onun için. Uzun bir mesafeyi geçip kendi sularına döndüğünde gördüklerini, insanların arasında yüzdüğünü, onlara neredeyse dokunduğunu, yüzme bilmediklerini ballandıra ballandıra anlattı. Arkadaşları pullu, kırmızı benek, küçük solungaçta onu büyük bir dikkat ve hayretle dinlediler. Arkadaşlarının çoğu yaptığının bir çılgınlık olduğunu İnsanlara o kadar fazla yaklaşmaması gerektiğini söyledi. Deniz maviydi, gökyüzü de mavi. Ilık bir rüzgar mavi denizde küçük dalgalar oluşturuyor, buysa göz alabildiğince uzayıp giden suya ayrı bir güzellik veriyordu. Havanın ve suyun güzelliği gezgine büyük bir sevinç vermişti. Yerinde duramıyordu. Geçmiş günlerde gördüğü o güzel kelebeği bir kere daha görmek ümidiyle yine suyun üzerine yakın geziniyordu. Gökyüzünde beyaz kuşlar ötüşerek zaman zaman denize çok yakın uçuyorlardı. Bazen de bunların üzerinde iri, demir gövdeli bir kuş büyük bir sesle uçup gidiyordu. İşte bu sırada hem martılar tedirgin oluyor, sağa sola kaçışıyordu hem de denizin üstüne yakın yüzen balıklar korkup içerilere doğru kaçışıyordu. Bir gün Gürbıya bu büyük bir gürültüyle uçan iri gövdeli kuşun ne olduğunu sorup öğrenmişti. Gürbıyık, bu hep akıllı olduklarından bahsettiğimiz insanların bulduğu ve adına uçak dedikleri hava taşıtlarıdır. Sen onun gürültüsüne ve gövdesinin iriliğine bakma.'' ne sana ne diğer deniz hayvanlarına ve ne de sağa sola kaçışan martılara uçağın asla bir zararı dokunmaz. Bir yünden böylesine bir bilgi aldıktan sonra gezgine biraz daha güven gelmişti. Artık uçak geçtiğinde onun gürültüsünden korkup denizin derinliklerine kaçmıyordu. Yaz gelmişti. Denizin suyu iyice ısınmıştı. Bu sene biraz daha irileşen gezgin serinlemek için arada bir başını suyun üstüne çıkarıyordu. Bir geminin hemen yanında onun gittiği yöne doğru yüzüyordu. İnsanlardan bazıları onu gördü, ekmek parçaları attılar suya. Gezginin karnı toktu ama sırf insanlara yaptığı iyiliklerin boşa gitmediğini göstermek için atılan ekmeklerden yedi. Bu arada ağzını sudan birkaç santim dışarı çıkardı oluyordu. Ve bu insanların çok hoşuna gidiyordu. Atılan ekmekleri havada kapıp nasıl becerikli bir balık olduğunu ispatlamak istiyor. Bunda da başarılı oluyordu. İşte ne olduysa o sırada oldu. Bir martı suyun yüzüne sadece ağzını çıkaran gezgini tuttuğu gibi havalara kaldırdı. İnsanlar çığlık attılar, ve birbirlerine bu manzarayı gösterdiler. Gezgin günlerdir hatta aylardır merak ettiği göklere doğru Martı'nın ağzında yükseliyordu. Martı da gezgin gibi uçmayı henüz yeni öğrenmiş, çocukluktan kurtulamamıştı. Türlü öğütler verilerek bugün ilk kez tek başına uçmaya uğurlanmıştı aile fertlerince. Gezgin onun ilk avıydı ve doğru annesine götürecek Bak anne, ben artık ağlanacak kadar büyüdüm diyecekti. Keyfi yerindeydi ama kaygan balığı götürürken oldukça zorlanıyordu. Gezgin bir ara denizden iyice yükseldiğini fark etti. Şehrin kıyısındaki dev binaları, önlerindeki bahçeleri ve çiçekleri gördü. Az önceki gemi gibi bir sürü daha olduğunu gördü. Etrafa biraz daha bakacaktı ama nefes alamıyordu ki. Boğulacak gibiydi. Son gücünü toplayarak çırpındı. Martı gagasını biraz daha kapattı. Gezginin canı çok acıyordu. Bu havasızlığın az sonra kendinin sonu olacağını çok iyi biliyordu. Başını suyun üstüne uzattı ve insanları o kadar çok merak ettiği için şimdi çok pişmandı ama iş işten çoktan geçmişti. Martı sevinç de çok hızlı uçtuğu için sahile çoktan gelmiş, evlerin çatılarının üstünde tur atıyordu. Gezgin zorla gözünü açıp son bir defa olsun insanların dünyasına göz atmak istedi. Kırmızı çatılar, ağaçlar, çimenler onun çok hoşuna gitmişti. Fakat havasızlık bu manzaranın tadını çıkarmasına engel oluyordu yavru martının ağzında son bir defa daha çırpındı. Acemi martı kaygan balığı tutmakta zorlanıyordu. Vücudunun büyük bir bölümünü martının gagasından kurtaran gezgin olanca gücüyle çırpındı ve kendisini sıkan gagadan kurtuldu. Mavi boşlukta aşağı doğru düşüyordu. Havasızlıktan boğulmak üzereydi. Ne gür bıyık ne de diğer büyükleri ona bu kadar yüksekten düşünce ne olabileceğini söylemişlerdi. Ama güzel şeyler olmayacağı muhakkaktı. Gezgin sonunun geldiğini düşündü. Düşmekten ölmese de suya kavuşamayacağı için havasızlıktan ölecekti. Son dakikalarını iyi değerlendirmek, güzel hatıralarla ayrılmak istiyordu dünyadan. Sürat değiniyordu aşağı. Denizin dışındaki dünyada hiç bulunmadığı için düşeceği yerin nasıl bir zemin olabileceği hakkında da en ufak bir fikri yoktu. Yer gittikçe yaklaşıyordu ve nihayet düştü. Kendini toparladıktan sonra şöyle bir etrafa baktığında denizin dibindeki yosun kümelerine benzer bir yerin üstüne düştüğünü fark etti. Fazla canı yanmamıştı. Çünkü o sırada bahçıvan otları kesmiş, kümeler halinde yığılmıştı. İyi ki gezgin tam bu kümelerin üstüne düşmüştü. İşin en güzel tarafıysa tam düştüğü yerden bir kelebek havalanmıştı. Son olarak da olsa kelebeği gördüğü için gülümsedi gezgin. O sırada iki beyaz, küçük ve yumuşak el aldı onu otların arasından. Son hatırladığı alan çocuğun kırmızı dudaklarıydı. Gözlerini açtığında kendisini bir akvaryumun içinde buldu. Akvaryuma yaklaşan çocuğun kendisini kurtaran beyaz ve tombul ellerin sahibi olduğunu son olarak gördüğü kırmızı dudaklarından tanıdı. İyi ki dış dünyada böylesine iyi niyetli çocuklar vardı. Şimdilik hayatından memnundu. Tam vücut ısısına uygun bir su ortamı vardı akvaryumda. Zeminde rengarenk taşlar döşeliydi. Hatta denizli bir yosunlarına andırır yeşillikler vardı ama bunlar plastikten olduğu için asıl yosunlar kadar güzel ve yumuşak değildi. İşte yıllardır özlediği insanların dünyasının içindeydi. Allah dualarını kabul etmiş ve insanların da en iyisine denk getirmişti onu. Yoksa ona böyle merhametle muamele edilmezdi herhalde. Ailede bir bıyıklı adam vardı. Bu gür amcaya benziyordu. Bir de gözlüklü kadın vardı. Bu kendisini kurtaranın annesi olmalıydı. Bir de uzun saçlı çocuk vardı ki bu da evin kızıydı herhalde. Ailenin çok mutlu olduğu yüzlerinden eksik olmayan gülücüklerinden belliydi. Evin bir de kedisi vardı. O da sık sık akvaryumun başına geliyor, elleriyle, ayaklarıyla onu yakalamak istiyordu ama tabii ki camdan içeri girmeyi başaramıyordu. Anladığı kadarıyla bu görünüşü güzel, tüyleri yumak yumak olan kedinin niyeti iyi değildi. Sanki kendisini yemek için ağzının suyu akıyordu. Aile genellikle akşam olunca hep birden akvaryumun başına toplanıyor ve gezginin solungaçlarına, gözlerine, bedenini kaplayan rengarenk pullara kuyruk sallayıp suyun içinde akıp gidişine büyük bir hayranlıkla bakıyorlardı. Eve her gelen misafir, ''Eren, senin kurtardığın balık bu mu?'' diyor, gezgini görmek için yaklaşıyor, gözlerini alamıyorlardı dakikalarca. İnsanlar güzel varlıklardı. Önceleri kendisini kızartıp yemelerinden korktu ama sonraları böyle bir tehlikenin olmadığını anladı. Gezgin elektrik ışığını tanıdı burada geceyle gündüzün denizdekinden daha farklı olduğunu öğrendi. Akvaryumun suyunu muntazam aralıklarla tazeliyorlar, yiyeceği bitmeden yenisini getiriyorlardı. Mutluydu. Ama arkadaşı yoktu. Yalancı ahtapotu arıyordu şimdi. Yılan balığını, kılıç balığını, balinayı, Yunus'u arıyordu. Hem kendisini de anlatacağı o kadar çok şey birikmişti ki. Pullu, kırmızı benek, küçük solungaç yolunu bekliyor olmalıydılar. Burada istediği kadar yüzemiyor, biraz ileri gitse hemen camın o sert dokunuşuyla karşılaşıyordu. Gerçek yosunların içinde oturmak, uyumak ve sonra da uyanmak istiyordu. Mercanların, deniz analarının, diye ve midyelerin görüntüsüne, sesine hasret kalmıştı burada. Bu istediğini insanlara nasıl anlatabilirdi ki? Onlar dilinden anlamazlardı ki. Geceleri insanlar yatıp da kendisi de akvaryumun bir köşesine çekildiği zaman gizli gizli Allah'ım beni tekrar denizime kavuştur. Bir daha insanların dünyasına gönderme diye dua ediyordu. Günler birbiri ardına geçiyordu. Gezgin gittikçe büyüyordu. O bir süs balığı olmadığı için dar akvaryumda beslenmesi oldukça güçtü. Onun günden güne böylesine müthiş bir hızla büyümesi sahiplerini kaygılandırıyordu. Misafirliğe gelenlerden biri, ''Bu akvaryum balığı değil. Oh ne güzel şişmanlamış. Tam tavada kızartılacak balık. Artık çıkarın da yiyin şunu.'' demişti de insanların dinini bilmediği için söyleneni anlamamıştı. Gün geçtikçe büyüyor ve akvaryum ona daha da dar geliyordu. Konuşacak, anlaşacak, beraber yüzecek kimse yoktu. Canı sıkılıyordu. Onun bu can sıkıntısını sahipleri de fark etmiş olacaklardı ki yalnız kalmasın diye ona bir arkadaş getirdiler. Bu turuncu renkli, incecik, endamlı bir süs balığıydı. O turuncu balık geldiğinde zevkten dört köşe olmuştu. Ama ilerleyen günlerde onun kendisi için hiç de iyi bir arkadaş olmadığını anladı. Benim pulverim, salıngaçlarım ve kuyruğum senden çok güzel diye hava atıyor, gururundan ve kibrinden yanına yaklaşılmıyordu. Gezgin yine köşesine çekildi. Köz köz oturdu. Ondaki bu durgunluğu, bu isteksizliği gören insanlar denizi özlediğini anlamakta gecikmediler. Ve güneşli bir sonbahar günü onu otların arasındayken tutan tombul ve beyaz çocuk eli denizin serin sularına bıraktı onu. Suya kavuşmadan önce dönüp bu güzel çocuğun yüzüne baktı. Sap sarı saçları, simsiyah gözleri ve kıpkırmızı dudakları vardı. Bu çocuğu tanıdığı için mutluydu. Eğer bu çocuk otların arasından kendisini bulup hemen suyla buluşturmasaydı ne dünyayı görebilecekti ne de akvaryum hayatını. Bir daha sonsuz sularla buluşma hayali bile kuramayacaktı. Gezgin bu insanları unutmayacaktı. Denizin üstüne çıkıp kendisiyle vedalaşan çocuğa üç defa baş salladı. Kuyruk şafırdattı. Çocuk balıkların teşekkürünün böyle olduğunu anladı. O da ona el salladı. Bütün kalbiyle yeni hayatında başarılar, mutluluklar ve gülücükler diledi. Mavi sular hoş geldin der gibi sardı gezgini. Gezgin doğruca dinlendiği yosunların içine doğru gitti. Orada bekleyen bir kılıç balığı gördü. Büyük bir korkuyla kaçacakken arkadaşının gülüşünü duydu. Bu yalancı ata O dış dünyaya gittiğinden beri her gün bu yosunların yanına geliyor, gezgini arıyordu. Arkadaşlarına her gün haber götürüyordu. İki arkadaş büyük bir mutlulukla kucaklaştılar. Gezgin ona dış dünyada gördüklerini anlattı. Bir balığın ancak kendi denizinde mutlu bir hayat sürebileceğini söyledi. Mercan kayalıklarına doğru konuşa konuşa gittiler. Mavi sonsuzlukta onları bekleyen çok güzel bir arkadaşlık ve çok mutlu günler vardı. Akrep göçü Uzun süren bir kış uykusundan gerinerek uyandı sarı akrep. Diğer adıyla ince kuyruk. Bu geçirdiği kaçıncı kış uykusuydu? Birdenbire hatırlayamadı. Hatırlamasına da gerek yoktu. Önce ilkbahar geçecekti, tatsız, tuzsuz. İlkbaharın ilk günleri kış uykusunun altında geçerdi zaten. Kuyruğunun ucundaki zehir bile tam kıvamını bulamazdı. Ama yaz onun en sevdiği mevsimdi. O mevsimde daha bir büyür, asla yiyecek bulma sıkıntısı çekmezdi. Haziran'da çocukları olacaktı. Ah, onları öylesine çok seviyordu ki sırtında gezdiriyordu. Yorulmasını hesaba katmayarak. Birden geçen seneki çocuklarını hatırladı. Ne şeker şeylerdi onlar. Hepsini sırtında gezdirmişti. Tavuklardan, horozlardan, kargalardan, kartallardan, serçelerden saklamıştı. Bütün bu saydıklarının gagası vardı ve akrepleri gördüğü yerde öldürmekten kuyruk hariç etini ağızlarını şapırdata şapırdata, gagalarını takırdata takırdata yemekten büyük bir zevk alırlardı. Asıl çekindiği ise insanlar da şüphesiz. Çünkü insanların dışındakilerin ellerini kullanma becerileri yoktu. Ama insanlar müthiş zekaları sayesinde hayvanlar gibi sadece bedenlerini kullanmakla kalmıyorlar, kendilerini öldürmek için çeşitli aletler kullanıyorlardı. İnsanlar kendilerini ezerlerken önceleri maşa kullanırlardı. Hani şu eskiden sobalardan ateş çekmekte kullanılan maşalar. İnsanlar için her nesne o anında akrepleri yok etme aracına dönüşebiliyordu. Bu bazen bir terlik, bazen bir süpürge, bazen demir ya da ahşap bir çubuk olabiliyordu. İnce kuyruk geçen seneyi çok acı bir şekilde hatırladı. Akrep olmak gerçekten de zordu. Ah o insanlar hiç düşünmüyorlar mıydı akreplerin de sevilebileceğini? Çocuklarına hiç söylemiyorlar mı? Yavrum işte şu gördüğünüz akreplerin de canı vardır ve onlar canlarını yakmadığımız, üzerlerine basmadığımız, kuyruklarını, ayaklarını kırmadığımız zaman asla bize zarar vermezler diye. Hayır hayır söylemiyorlardı herhalde. Eğer söyleselerdi çocuklar onlara öylesine zalim davranmazlardı. Her gördükleri yerde işte akrep diye bağırmazlar, haykırmazlar, ellerine geçen taşla, sopayla üzerlerine hücum etmezlerdi. İnce kuyruk yine de halinden şikayet etmiyordu. Yaratıcı onun da akrep olmasını uygun görmüştü demek ki. O halde bu haliyle yaşamında mutlu yönlerini bulması gerekirdi. Geçen yıl bir akşam yürüyüşü sırasında karşılaştığı çocukluktan arkadaşı olan Örümcek Kıla'ya ''Aa ne kadar güzel cildin var. Senin sırt derin kaygan ve parlak. Evde bizimkilere göre daha sert. Tehlikelere ve her türlü darbeye karşı seni çok iyi korur.'' demişti. İnce Kuyruk ilk defa birinden övgü almıştı. Hoşuna da gitmişti aldığı bu övgü. Demek ki karşısındakileri mutlu etmek için onun bir güzel özelliğini bulup övmek gerekiyordu. O da birkaç gün sonra kıl ayağa rastladığında karşılık vererek gönlünü almayı becermişti. Kıl kardeş, senin ne kadar güzel, ince, biçimli ve uzun bacakların var. Keşke benimki de senin bacakların gibi uzun olsaydı. Niye ki ince kuyruk? Çünkü sen o ayaklarında, bacaklarında yürürken her zaman beni geçiyorsun. Peşinden bir türlü yetişemiyorum. Der içinde kalıyorum sana yaklaşmak için. Hem bir tehlike tehlikesizinde tırmanabiliyorsun bunlarla. Örümcek mutlu oldu, gülümsedi. Evet, eh, evet, o kadar faydası var. Hayır, hayır, sadece o kadar değil bence örümcek kılayak sordu. Başka ne yararı var sence? Bir yiyeceğe ulaşabilmek için kalkıp onun yanına kadar gitme zahmetine katlanmıyorsun. Uzatıyorsun kolunu, bacağını, hop, çekip alıyorsun. Bu, hop, çekip alıyorsun. Sözü kahkahadan kırıp geçirdi örümceği. <laughs> Doğru diyorsun ince kuyruk. Öylesi bir avantajı da var bu uzunluğu. Örümcek iyice keyiflenmişti. Yüzü tebessümle doluydu. İyi niyetli akrep ince kuyruk, arkadaşının mutluluğu sebebiyle çok iyi hissediyordu kendisini. Bir şeye daha karar verdi ki birilerine iyilik yapmak aslında kendine iyilik yapmaktı. O iyilik dönüp geri geliyor, seni buluyordu. İnce kuyruk bu sene daha çok tecrübe kazanmıştı. Geçen yıl başından çok acı olaylar geçmişti. Üç yavrusuna yiyecek toplamak için bulunduğu delikten dışarı çıkmış, umduğu yerlerde istediği kadar yiyecek bulamadığı için daha uzaklara gitmek zorunda kalmış, yuvasına geç dönmüştü. Bulduğu yiyecekler ellerinde kala kalmıştı. Çünkü yuvasında o yiyecekleri verebileceği bir tek yavru bile bulamamıştı oturmuş, saatlerce ağlamıştı. Yavrularını kimin alıp götürdüğünü, kimin yok ettiğini bir türlü anlayamamıştı. O yazı öylesine dertli, öylesine hüzünlü geçirmişti. Hiç yüzü gülmemişti. Buna rağmen insanlara karşı iğnesini asla kullanmamıştı. Çünkü yavrularını insanların yok ettiğine dair elinde bir kanıt yoktu. Yavruları çok küçük olduğu için bir karınca grubu saldırısında bile kendilerini koruyamamış olabilirlerdi. Bu senede beş yavrusu olmuştu. Hepsi birbirinden güzeldi. Onlara baktıkça içi burkuluyor, geçen seneki yavrularını hatırlıyordu. Onlar yaşıyor olsalardı, şimdi kendi boyuna gelmiş olacaklardı. Kendi yiyeceklerini aramaya çıkacaklardı sabah erkende. Geçen yılki o tatsız olaydan sonra sırf yavrularına bir şey olmasın diye kaç yıllık yuvasını bile değiştirmişti. Çünkü geçen seneki yuvada kalmaları halinde aynı şeyler bunların da başlarına gelebilirdi. Çocuklarına sözlerini anlamaya başladıkları günden itibaren öğüt vermeye başladı. İnsanların ayaklarının altında gezmemelerini, onlara görünmemelerini, özellikle onların çocukları elleriyle dokunsa bile iğnelerini kullanmamalarını söylüyordu. O biliyordu ki insanlara karşı herhangi bir akrep iğnesini kullandığında onlar bunun intikamını almaya çalışacaklar, zehirli ilaçlarla köklerine kazıyıncaya kadar uğraşacaklardı. O çocuklarına hep sabırlı olmayı öğütlüyordu. Öğütlediği ikinci bir şey ise çalışkan olmalarıydı ekmeğini taştan çıkarmalarıydı. Anne akrep beş çocuğuyla birlikte güzel bir yaz geçiriyordu. Çocuklarını her sene olduğu gibi yürümeyi ve yiyecek aramayı öğrenene kadar sırtında gezdirmişti. Yorulmuyordu yavrularını taşırken. Bu ona bir yük taşıma gibi değil, büyük bir zevk, doyulmaz bir mutluluk gibi geliyordu. Bütün anneler böyle değil miydi? Kangurular da ceplerinde gezdiriyorlardı çocuklarını. Tek katlı ahşap bir evin mutfak duvarının içindeydi yeni yuvaları. Oradan taban tahtalarının altına geçiyorlar. İnsanlar ortalıkta olmadığı zamanlar mutfağa çıkarak yiyecek arıyorlardı. Anne Akrep cesur adımlarla koca evi geçiyor, ta dışarılara, yola ve bahçeye gidip yiyecek arayabiliyordu. Bir gün yine böyle uzun bir yolculuktan döndüğünde yavrularından birinin bacaklarından birinin incindiğini gördü. Yavru acıdan kıvranıyor, ezik ayağının acısından yerinde duramıyordu. İnce kuyrukta yavrusunun acısını yüreğinde hissediyordu. Ne olduğunu sordu büyük bir merakla. Yaralı yavru inleyerek, oflayarak başından geçeni anlatmaya başladı. Anneciğim, sen bizi bırakıp gidince biz de kardeşler olarak toplantı yaptık. Kendi kendimize yiyecek bulalım. Artık annemize yük olmaktan, ona bağımlı olmaktan kurtulalım dedik. İnce kuyruk yavrusunun incinen ayağını okşarken, "Ah canım, bir yavru hiçbir zaman annesine yük olmaz. Ama epey büyüdüğünüze göre kendi kendinize yiyecek aramaya çıkmanızda da sakıncalı bir taraf yok." Biz de öyle düşündük. Beş kardeş hepimiz farklı yönlere ayrıldık. Ben epey yürüdükten sonra bir bebekle karşı karşıya geldim. Hemen oradan kaçacaktım ama bebek peşime düştü. Sürünüyor ve bana doğru geliyordu. Elini atar atmaz beni avucunun içine aldı. Sakın iğneli kullanmasaydın. Senin sözünü hatırladım. Özellikle insanların yavrularına karşı iğneni kullanma demiştin. Onun için ben de iğnemi kullanmadım. Zaten sen söylememiş bile olsaydın bu yumuşak eli o güzel yüzlü çocuğa karşı asla iğnemi kullanamazdım. Öylesine güzel bir bebeği ağlatmak istemezdim. Emziğini bile bana vermek istiyordu. İnce kuyruk büyük bir merakla yavrusunun nasıl olup da yaralandığı bölümü anlatmasını bekliyordu. Peki yavrum iğneni kullanmadın da bacağın nasıl incindi? ''Anlatacağım anneciğim. Ben iğnemi kullanmadım ama çocuk beni elinden bırakmıyordu. Belki o da beni incitmek istemiyordu ama benim bir yavru akrep olduğumu bilmiyordu tabii. Bacaklarımın çok dayanıksız olduğunu düşünemediği için sıkıp duruyordu. O arada ben de elinden kurtulmak için heyecanlanıp acele edince olan oldu ve bacağım incindi. Eminim ki bebek bacağımı incittiğini bilseydi çok üzülürdü.'' Annesi o gün yaralı yavrusuyla yattı. Onun acıyan bacağını okşadı durdu sabaha kadar. Ertesi gün örümcek dost kıl ayak ellerine topladığı yiyeceklerle akrebin yavrusunu sormaya geldi. Geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir iki gün sonra akrebin yavrusunun hiçbir şeyi kalmamıştı. Eski sağlığına kavuşmuştu. Artık yalpalayarak yürümüyordu. Kuyruğunu da istediği gibi dikebiliyor ya da altına kıstırabiliyordu. İnce kuyruk her gün bir yavrusunu yanına alıp ona yiyecek bulmayı ve tehlikelerden korunmayı öğretiyordu. O gün sıra nazlı kızdaydı. İnce kuyruk bütün çocuklarını eşit seviyordu ama nazlı kızın halleri diğerlerinden çok daha hoşuna gidiyordu. Nöbetleşerek yaptıkları gezi sırası bugün nazlı kızdaydı. Naslı kız yanında annesi olduğu için dans eder gibi yürüyor, kendi halince neşeli türküler, şarkılar mırıldanıyordu. İnsanlara görünmeden mutfağın eşiğinin altından sessizce süzülerek ön bahçeye çıkmışlardı. İlk defa bu kadar uzağa gidiyorlardı. Evin bütün odalarını tanıyordu artık, banyoyu bile. Geçen akşam evin babası tıraş olurken az daha yakalayacaktı kendisini. Kılpayı kurtulmuşlardı. Güneş denen sarı şey nasıl da sıcaktı. Sırtlarını yumuşatmıştı. Yürürlerken iki karınca gördüler. Nazlı kız, "Bu karıncaların birinin rengi siyah, diğeri kahverengi. Ne için anne?" İnce kuyruk buna nasıl cevap verecekti şimdi? Kafasını kaşıdı. Düşündü, düşündü. "Yaratan öyle uygun görmüş yavrum." Doğada daha buna benzer çok farklılıklar göreceksin. Bak şu dağda öten kuşak karga derler ve rengi siyahtır. Şu uçan güvercinse bembeyaz. Nazlı kız bu açıklamadan tam olarak tatmin olmamıştı. Demek ki annesinin bilmediği şeyler de vardı. Ama yine de güzel bir açıklaması ile bilirdi. Hava tam istedikleri gibi sıcaktı. Yürümeye devam ettiler. Bir ara kanatları parlak kırmızı, üzeri küçük siyah noktalarla bezeli bir hayvancık gördüler. Nazlı kız bu hayvanın rengine ve güzelliğine hayran oldu. Yalnız bu kırmızı hayvancık onları görür görmez kabuğuna çekildi ve hiç hareket etmeden beklemeye başladı. İnce kuyruk Nazlı kızın bu hayvancığa bu güzel böceği hayran olduğunu anladığı ve onun sormasını beklemeden açıklamalarda bulundu. Bak nazlı kız, bunun adı Uğur Böceği'dir. Bizi görünce niye durakladı anne? Annesi en uygun cevabı söyleyebilmek için iyice düşündü. Ne yazık ki nazlı kız, bizden bu böceklerin birçoğu korkar. Niçin anne? Tabii ki şu kuyruğumuzun ucundaki zehirli iğneden. Bu iğne onların çoğu için hayatın sonu demektir. Ama biz iğnemizi böylesi güzel böcekler için kullanmayız ki. Tehlike anında demiştin bize. Ah Nazlı kız. Adımız çıkmış bir kere. Bu yüzden bizden çoğu korkuyor. Kimse bizim kalbimizin de sevgi dolu olabileceğini, barış içinde çarpabileceğini düşünmüyor ki. Uğur böceğini rahatsız etmemek için biraz uzağından geçtiler. Umduklarından daha güzel yiyecekler buldular. Geri dönüyorlardı. Yine mutfağın eşiğinin altından sessizce süzülerek içeri daldılar. Tam mutfağın ortasındayken tombul ve körpe bir el Nazlı kızı yakaladı. Nazlı kızın canı yandığı için yüksek sesli bir çığlık attı. Ondan az öndekiden giden ince kuyruk büyük bir merakla geri döndü. Gözlerine inanamadı. Evin yeni yürümeye başlamış bebeği kızını avucunun içine almıştı. Nazlı kız can havliyle annesinin öğüdünü unutmuş, iğnesini bebeğe sokmaya çalışıyordu. ''Sakın iğneni kullanma!'' diye bağırdı ince kuyruk. Canının yanmasına neredeyse boğulacak hale gelmesine rağmen nazlı kız annesini dinlemiş, iğnesini kullanmamıştı. Az sonra mutfağa bebeğin annesi girdi. Bebeğin elindeki akrep yavrusunu görünce gözlerine inanamadı. Hemen bebeğin avucunu açarak Nazlı kızı yere fırlattı. Bütün bu olan bitenler sırasında ince kuyruk kızını bırakıp kaçmamıştı. Evin hanımı ince kuyruğu da fark etti. ''Ay ev akrepler basmış!'' diyerek Maşa'ya doğru koştu ikisini aynı maşayla tutarak havaya kaldırdı. Sıksa ikisini de öldürebilirdi. Bebeği sokmadığınız, zehirlemediğiniz için sizi bağışlıyorum ama artık size bu evin içinde yer yok," dedi. Maşanın uçlarında sıkıldıkça canları yanan ince kuyruklu nazlı kız, hiç değilse canlarını kurtarmak üzere oldukları için kendilerini şanslı hissediyorlardı. Kendilerini evin karşısındaki taş ve toprak karışımı duvarın üstünde bulduklarında hala canları yanıyordu. Fakat acıları uzun sürmedi. Biraz dinlenip ayağa kalkmayı becerdiler. Canlarını kurtarmış olmaları uğur böceğini görmelerine bağlıyorlardı. İnce kuyruk yuvada kalan dört yavrusunu yalnız bırakamazdı. Onların kendisine ihtiyacı vardı. Nazlı kız da kardeşlerini yalnız bırakamaz, onlardan ayrı yaşamayı düşünemezdi. Mutlaka mutfağa dönmeleri ve yuvalarına girmeleri lazımdı. Bu iş için gece olmasını beklediler. Bu yuvalarından ayrı ilk geceleriydi. Gökyüzünde yarım ay vardı. Onun ışığı yollarını görmesine yetiyordu. Tek katlı evin kapısı o kadar muntazam değildi ve kendilerine geçebilecek kadar bir aralık kalmıştı. Etrafı iyice dinleyip ev sakinlerinin uykuya dalmış oldukları kanısına varınca içeri girdiler. Sessizce mutfağa ulaştılar. Oradan yuvalarına girmekse çok zamanlarını almadı. Yuvadakiler büyük bir özlemle uyumadan onları bekliyor, nerede kaldıklarını merak ediyorlardı. Birbirlerini görünce büyük bir coşkuyla sarıldılar. Nazlı kızın söz dinleyip iğnesini kullanmadığı için kurtulduklarını, bebeğin annesinin onun için kendilerini affettiğini, öğütlerini tekrarlıya tekrarlıya yuvada kalan çocuklarına anlattı ince kuyruk. Ertesi gün sabahtan itibaren duvardan mutfağa açılan deliği kapatıp bahçeye bir delik açtılar. Kendilerini affeden altın yürekli kadının ve bebeğinin ayaklarının altında gezinmemeleri ve onları korkutmamaları gerektiğini düşündüler. Bahçeye açtıkları kapı onların hayatında yeni ve güzel bir dönüm noktasıydı. Huysuz Aslan Zeki Kertenkele yeşil bir ormanda kuş cıvıltıları arasında bir hayat sürmek ne kadar güzeldir kim bilir? Bütün canlılar imrenir bu hayata. İşte Zeki Kertenkele de böyle bir güzelliğin içinde yaşıyordu. Ancak karnını doyurabilecek kadar yiyordu. Yiyeceklerinin arasında bazen bir kara sinek, bazen küçük bir örümcek oluyordu. Kelebekleri ve karıncaları da yiyebilirdi belki ama karıncalar çok çalışkan, kelebekler de çok güzel olduğu için yemek istemiyor, onlara kıyamıyordu. Sıcak yaz günlerinde besberrak akan derinin kenarına iner ve kana kana su içerdi. Ondan sonra da bazen bir sarmaşığın, bazen de bir asmanın altına yan gelir yatar, masmavi gökyüzüne doğru çıkan yemyeşil yapraklı ağaçlara bakarak neşeli şarkılar söylerdi. Onun bu şen şakrak şarkıları ormanların kralı aslanın kulağına kadar giderdi. Bu ormanın kralı olan aslanın garip bir huyu vardı. Mutlu olanları çekemez, kıskanırdı. Eşi onun bu kötü huyu yüzünden terk etmiş, başka bir ormana gitmişti. Zeki kertenkelenin hem şarkıları hoştu hem de sesi çok güzeldi. Ormanda onun bu özelliğini bilmeyen kalmamıştı. Ormanın çok uzak köşelerinden kanaryalar, bülbüller, Hatta kargalarla kartallar dinlemeye geliyorlar. Şarkısı bittiği zamansa hep birlikte büyük bir coşkuyla alkışlıyorlardı. Onun bu kadar çok sevininin olması aslanı iyice çileden çıkarıyordu. Bir fırsatını bulup kertenkeleye bir kötülük etmeyi planlıyordu. Bunun için çok iyi bir sebep bulmaya çalışıyordu. Zeki kertenkelenin iki özelliği vardı. Birinci özelliği bulunduğu yerin rengini almasıydı. Yeşil yaprakların içinde gezinirken rengi hemen yeşil oluyor, taşın üzerinde olduğunda taş beyazsa beyaz, gri ise gri renge veriyordu. Bir diğer özelliği ise kuyruğu bir yere sıkıştığında hemen onu gövdesinden ayırıp orada bırakıp gidebiliyordu. Bu iki özelliği de özellikle onu yemek isteyen, ona saldırmak isteyenler olduğunda çok işine yarıyordu. Bir keresinde bir horoz onu kovalamış, yemyeşil yaprakların arasında hemen yeşil renge dönüşerek kendisini gizlemişti. Bir başka günse bir yaban kedisi peşine düşmüş, bir ağacın kovuğuna kaçarken kuyruğundan ısırıp yakalayıvermişti. Zeki kertenkele hemen kuyruğunu gövdesinden ayırmış ve kurtulu vermişti. Yaban kedisi ise sadece kuyruğu yemekle yetinmek zorunda kalmıştı. Aslında kuyruklarını orada bıraktıkları birkaç hafta sonra gövdelerine yeni bir kuyruk ekleniyordu. Bu sadece onun değil, bütün kertenkelelerin ortak özelliğiydi. Günler birbiri ardına geçip gidiyor, her geçen gün kertenkelelerin sevenleri çığ gibi büyüyordu. O sırada ormanda hayvanların kendi yöneticilerini kendilerinin seçmesi gibi bir fikir doğmuştu. Bu da aslanın kulağına kadar gelmiş, kendisi için kimseyi rakip görmemesine rağmen yine de rahatı kaçmıştı. Bu orman hayvanlarının ne zaman ne yapacağı, nasıl karar vereceği belli olmazdı. Seçim fikri gün geçtikçe yaygınlaştı. Her gün hemen her yerde konuşulur hale geldi. Aslan kimseye seçimi konuşmayın diye bir yasak koymuyor, bunu kendisine yediremiyordu. Buna rağmen seçim olduğunda Kertenkele'nin bile seçilme şansının olabileceğini düşünmek onu çileden çıkarıyor, kafasını bozuyordu. Ne yapıp etmeli, şu Kertenkele'nin haddini bildirmeliydi. Ve ilk yasağını koydu bir bildiri yayınlayarak kendisinin kulağına ses gelebilecek ve rahatsız olmasına sebep olacak yerlerde her türlü konseri yasakladı. Hedef belliydi. Kertenkelelerin önünü kesmek istiyordu. Şarkı söylemeyen bir kertenkelenin yanına kim gelecek, onunla kim ilişki kuracaktı? Bunun için çok sert tedbirler alabilir ve hatta kertenkeleyi yiyebilirdi. Bugüne kadar kertenkeleleri hep küçük görmüş, en aç zamanlarında bile onları yemek istememişti. Ama bu kertenkele farklıydı, zeki ve sevimliydi. Yasağına uyulup uyulmadığını denetlemek için zaman zaman dikkat kesip etrafı dinliyor, şarkı sesi gelip gelmediğini denetliyordu. Aradan günler geçmesine rağmen kertenkelenin şarkı sesini duymaması onu memnun etmişti ama içinde karşı konulmaz bir hırs büyüyordu. Kertenkelenin şarkı söylemeden nasıl durduğunu merak ediyordu. Yağmurlu bir gün Söğüt ağacının altına sığınıp yağmurun dinmesini bekleyen boz eşeği gördü. Gürleyerek konuştu. Bugünlerde kertenkelenin şarkı zırıltısı gelmiyor. Emrim tesirini gösterdi herhalde. Boz eşek Evet, emrin tesirini gösterdi sayın kral. Daha kulağına sesi gelecek yerde şarkı söylemiyor. Aslan bozulmuştu. Ne demekti kulağına gelecek yerde şarkı söylememesi? Yani başka yerde mi söylüyor? Evet. Nerede? Her gün ayrı bir yerde. Aslan iyice meraklanmıştı. Ne demekti her gün ayrı bir yerde şarkı söylemesi? Yahu boz eşek, sana eşek demişlerse boşuna dememişler. Şunu açık söyle, nerede söylüyor şarkılarını? Eşek bir an söylesen mi, söylemesen mi diye tereddüt etti ama kralın karşısında bir şey saklamasının uygun olmayacağını düşündü. Geçenlerde iri pençenin yani şu boz ayının ininin yakınlarından geçiyordum. Bir de baktım çok güzel bir şarkı sesi geliyor. Hatta durdum dinledim. Söylenen şarkı bile hatırımda. Sende kokuların en güzeli gül. Baharda bir yeşil halasın toprak. Erter üzerine rengarenk bir tül. O zaman dünyanın şalısın toprak diyordu. Aslan iyice sinirlendi. Sanki şu eşekten şarkının sözlerini mi isteyen olmuştu ki böyle boş ediyordu? Eşekti işte nihayet. Eşek. Ö e, şarkıyı kim söylüyordu be beyaz eşek? Kim söyleyecek? Şu senin kertenkele. Cüssesine bakmadan öyle mi? Ya Sinek kadar var ama sanki sayın kralımızın inatını yapıyor. Eşeğin bu sözleri iyice sinirlendirmişti aslanı. Bu iş daha da kötü olmuştu. Demek ki her gün farklı bir hayvan onu evine, yuvasına davet ediyor. Belki de kendisine göstermedikleri ilginin yüz katını o minnacık kertenkeleye gösteriyorlardı. İşte bu çekilecek şey değildi. Aslanın tepesinin tası atmıştı. Bir an kertenkelenin başka yerlerde de şarkı söylemesini yasaklamayı düşündü. Ama buna bir gerekçe bulması gerekirdi. Kendi kulağına ses gelmediğine ve rahatsız edilmediğine göre yasaklaması anlamsız olabilirdi. Bir müddet beklemeyi uygun bulmuştu. Fakat görmüştü ki beklemeyle de olacak gibi değil. Her geçen gün zeki kertenkelenin sevenleri bir çığ gibi büyüyor. Aklına nihayet bir fikir geldi kertenkeleyi yanına çağırdı. Bugünden itibaren benim içtiğim daradan su içmek yok. Sebebini öğrenebilir miyim? Evet, buna hakkın var. Çünkü sende mikrop var ve bu mikrop içtiğim su kanalıyla bana da geçiyor. Zeki kertenkele, olur dedi ama söylenen sebep pek de aklına yatmadı ormandaki bütün hayvanlara aslanın yaptığını anlatmaya başladı. Kaplan, şu aslan da işi iyice azattı. Bu kadar da olmaz ki canım, dedi. Ayı, İstersen senin adına bir de ben konuşayım şu sayın kralla. Teklifinde bulundu ama kertenkele kabul etmedi. Benim yüzümden bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Zararı yok. Ormanın düzeninin bozulmaması için ben buna da katlanırım. Ormanın hemen ardındaki kayalıklarda küçük bir su kaynağı var. Ben de oradan içerim suyumu. Ayı. Ama orası senin kaldığın yere çok uzak. Gidip gelene kadar tekrar susarsın, dedi. Suyu çok içersem susamam, hem biliyor musun ay kardeş, oranın suyu aslanın su işte derinin suyundan daha tatlı. Zeki kertenkelenin bu uysallığı orman hayvanları arasında çok takdir edildi. Ormanın düzeni için aslanın saçma sapan emirlerine uymasıyla sevenleri daha da çoğaldı. O sırada orman hayvanları bir araya gelerek artık ormanın kralının seçimle belirlenmesi fikrini tartıştılar. Sonra bu fikri aslana da açmaya karar verdiler. Sayın kralımız, bildiğiniz ve duyduğunuz gibi diğer ormanlarda kralla yöneticiler artık seçimle belirlenir olmuş. Biz de çalan gerisinde kalmayarak idarecilerin seçimle iş başına gelmesi için uygulamaya başlayalım. Ne dersiniz? dediler. Aslan yönetiminin iyiliğinden ve kendisine duyulan saygıdan emin olduğu için seçimde de kazanacağını sanıyordu. Korktu demesinler diye. Peki arkadaşlar, modem öyle artık seçim kaçınılmaz görünüyor. Altı ay içinde seçime gidelim. Ormanda alışılmışın dışında bir heyecan başladı. Aslan tabii ki adaydı. Karşısına çıkmaya bir tek beyaz fil cesaret etmişti. Bir de zeki kertenkele. Fil iri cüssesiyle kocaman ayaklarıyla etrafına çok zarar verdiğinden seçilme şansı oldukça azdı. Herkes seçimin aslanla zeki kertenkele arasında geçeceğini kesin gözüyle bakıyordu. Seçim için konuşmalar hazırlandı. Herkes yapacağı işleri sıralamaya ve ormandaki bütün hayvanlara anlatmaya başladı. Seçim günü yaklaştıkça İvre zeki kertenkele yönünü göstermeye başladı. Pil de kendi çapında seçim çalışmalarını sürdürüyordu. Aslanı kara bir düşünce sardı. Yöneticiliği file kaptırmak neyse de şu kertenkele karşısında yenilgiyi tadarsa bütün orman halkına rezil olacağını düşünüyordu. Bu arada kertenkele, dağa, kayalıklara su içmeye gittiği için seçim çalışmalarını istediği gibi sürdüremiyordu. Fakat onun bu durumu aslana puan kaybettiriyordu. Bütün orman hayvanları, ''Bu aslan eğer bir daha seçilirse bu haksız uygulamalarına devam eder. Gün gelir biz de bu haksız uygulamalarla karşı karşıya geliriz.'' diye düşünüyor, aslanı bir daha yöneticiliğe seçmeyi asla düşünmüyorlardı. Herkes ormanın düzeninin bozulmaması için uzak kayalıklara, dağlara su içmeye gitmeyi göze alan kertenkele üzerinde yoğunlaştırıyordu sevgisini. Aslanın yaptığı haksızlık kertenkeleyi halkın gözünde adeta devleştirmişti. Fil seçilme şansını zayıf gördüğünden seçimden çekilmişti. Artık seçim aslanla kertenkele arasında geçecekti. Orman halkı bir araya gelerek iki adayı da dinlemek istediler. Kertenkele ile aslan halkın karşısına çıktı. Aslan gücünden ve kendisinden emin olarak ilk konuşmayı yapmak için yüksek bir yere çıktı. Değerli arkadaşlar, idarecilik zor iştir. Ormanı idare etmekse daha zordur. Bakın, bu gerçeği fark eden fil bile seçimden çekildi. Ormanı idare etmek için mutlaka güçlü, kuvvetli olmak gerekir. İçeriden de dışarıdan gelecek tehlikelere karşı ancak güçlü olan bir yönetici karşı durabilir. Şimdi sorarım size, herhangi bir tehlike karşısında bugüne kadar hiç yöneticilik yapmamış olan kertenkele sizi koruyabilir mi? Ayaklar altında ezilir gider. Ama benim pençem, sesim ve heybetim kötü niyetlerin kalbine korku salar. Kimse bize saldırmaya cesaret edemez. Huzur içinde bir ormanda güven dolu bir ömür süreriz hep beraberce. Bu yüzden sizden ormanı yine çok iyi bir şekilde yönetmek için oy istiyorum. Bir kertenkeleyi seçerek diğer ormanların halkını bize güldürmeyeceğinize kesin olarak inanıyorum. Konuşması bittikten sonra akışlandı ama alkış sesi oldukça cılızdı. Konuşma sırası zeki kertenkeleye gelmişti. Sevgili arkadaşlar, Evet, ben bugüne kadar idarecilik yapmadım. Orman yönetmedim. Ama her şeyin bir ilki vardır. Ve bence ilk defa yönetici olanlar daha heyecanlı olur ve daha üretken olmaya mecburdur. Bu zamana kadar ormanımızı yöneten Sayın Aslan'a hizmetleri sebebiyle teşekkür ederiz. Sayın Kralımız kendi, sırf kendi gücüne güvenerek ormanı koruyabileceğini düşünüyor. Oysa ben kendi gücüme güvenmiyorum. Hepimizin ortak gücüne güveniyorum. Ben yönetici olursam kaplan ve fillerden oluşan bir güvenlik kuvveti kuracağım. Herhangi bir tehlike anında hemen toplanabilecek bir ordu planlayacağım. Eminim ki bu sadece sayın Aslan'a güvenmekten ve onun kişisel gücüne sığınmaktan daha mantıklıdır. Orman halkı kertenkelenin konuşmasını nefeslerini tutarak baştan sona dinledi. Konuşma bittikten sonra bir an sessizlik oldu. Aslan bir an kimsenin alkışlamayacağını sanarak ümitlendi. Birkaç saniye sonra coşkulu bir alkış sahnağı başladı. Dakikalarca sürdü. Aslan seçimi kaybedeceğini bu alkışların çokluğundan sesmişti. Hem kertenkeleye kızıyordu hem de onu böylesine çılgınca alkışlayan halka. Bu halk aklını yitirmiş diye düşünüyordu. Seçime çok az bir süre kalmıştı. Aslan adım adım yaklaşan yenilgiyi tatmak istemiyordu. Bunun için tek bir yol vardı. Kertenkeleyi saf dışı bırakmak. Sinsi bir plan hazırlamalıydı. Aslında bu planın temelini günler önce kertenkeleye dereden su içmeyi yasakladığı zaman atmıştı. Şimdi ise bu sinsi planı yürürlüğe koymanın, gerçekleştirmeye çalışmanın tam zamanıydı. Orman halkına gülücükler dağıtmaya, kertenkeleye herkesin önünde başarılar dileyerek centilmen görünmeye çalışıyordu. Planını yürürlüğe koyduğunda kendisinden şüphelenilmemesi için böyle davranması gerektiğini çok iyi biliyordu. Ama yaptığı bütün hain planlar boşa gidiyordu. Seçme sayılı günler kala bütün hayvanların Kertenkele'ye gülücükler dağıtmasına, kendisini görünce de neredeyse yol değiştirmesine bakarak seçimi kaybedeceğini iyiden iyiye anlamıştı. Bu onu çok üzüyordu. Bir file ya da kaplana karşı seçim kaybetmesi önemli değildi. Ama bir sürüngene, bir kertenkeleye, pençesinin ucu kadar bile cüssesi olmayan hayvana karşı seçimi kaybetmek onun sonu olurdu. Bu yenilgi uzun yıllar kral olduğu ormanda başı dik gezememesi demekti. Aslan bir dedektif gibi kertenkelenin su içmek için kayalıklara dağların eteğine gittiği zamanı öğrendi. Güneş tam tepede olduğunda su içmeye gidiyordu. Bir gün kertenkeleden önce su kaynağının olduğu yere gitti. Oradaki çalılıkların arkasına saklandı. Çok geçmeden kertenkele göründü. Neşeli Odu söylediği şarkıdan belli oluyordu. Tam suyun başına gelmişti ki aslan bütün heybetiyle başına dikili verdi. Kertenkele onun geldiğini gölgesi üstüne düştüğünde fark etmişti. Aslanın acelesi yoktu. Demek sen benim karşımda ormana yönetici olmak için aday olarak çıkarsın ha diye kükredi. Kertenkele aslanın niyetinin çok kötü olduğunu bu kin dolu sesten anlamıştı hemen rengini kayaların rengine çevirerek büyük bir çeviklikle taşların arasında kaçmak için koştu. Aslan pençesini attı ama ancak kuyruğundan yakalayabildi. Kertenkele kuyruğunu gövdesinden ayırarak kaçmayı başardı. Aslan deliye dönmüştü. Sağına soluna iyice baktı. Bu kertenkelenin renk değiştirdiğini, ortama uyduğunu o da duymuştu gözleriyle taş ve kayalardan ayıramadığı için pençesini sağa sola vurmaya başladı. Bu pençe darbelerinin gittikçe kendisine doğru yaklaştığını gören zeki kertenkele, aslanın sağa sola bakılması sırasında bir anlık duraklamasından yararlanarak daha büyük kayaların yarıklarına kaçmak için yerinden fırladı. Bu hareketi aslanın gözünden kaçmamıştı. Hatta kaçtığı kaya yarığını bulmuştu dikkatlice içeri doğru baktı. Renk değiştirmesine rağmen kertenkeleyi görmüştü. İşin aslana göre kötü yanı ne pençesiyle ne de ağzıyla bu kaya yarığının içine ulaşamıyor, kertenkeleye dokunamıyordu. Aslan onu yakalamaya çalıştıkça kertenkele kahkahayla gülüyor, konuşarak da aslanı çatlatıyordu. Sayın kralım, de olmak yetmez, akıllı da olmak gerekir diyor ve aslanın kafasını bozuyordu. Aslan hırsından ne yapacağını şaşırmıştı. İri pençelerinin tırnaklarını kayaların arasına takıyor, tırnaklarının kırılması pahasına yerinden oynatmaya çalışıyordu. Bu kertenkelenin umrunda bile değildi. Çünkü aslanın gücü yetip kayayı yerinden oynatması halinde bile kaçacağı yerler vardı. Ayrıca toprak altında kalabilecek bir bünye vermişti Allah ona. Ama şimdilik kaçmamayı ve aslanı kızdırmayı tercih ediyordu. Kendinizi yormayın sayın kral. Sonra seçim çalışmaları için gücünüz kalmaz. Sandık kurulduğunda kimse sizi seçmez. Dedikçe aslan kuduruyor, kayaları oynatmaya çalışıyordu. Kertenkele bir an endişelendi koskoca kaya yerinden oynamıştı. Bu kayanın oynamasıyla ona bağlı olan üstteki kayalarda da kıpırdama olmuştu. Bu kayalar aslanın üstüne gelirse onu ezebilirdi. Aslan bunun farkında değildi. Gözünü büyük bir hırs bürümüştü. Kertenkeleyi öldürmek seçimdeki tek rakibini yok etmek niyetindeydi. İki ön pençesiyle kayaya son bir defa bütün gücünü vererek asıldı. Kaya yerinden oynamış, kertenkele neredeyse açığa çıkmıştı. Aslanın gözleri sevinçle açıldı. Öylesine sevinmişti ki oynattığı kayaya bağlı olarak üstten kendisine doğru gelen kocaman kayaları fark bile edemedi. Birdenbire üzerine düşen kocaman kayalarla afalladı kendini korumak için tutmakta olduğu kayayı bırakıp benceleriyle karşı durmaya çalıştıysa da faydası olmadı. İri kayalar kuyruğunu ezmiş, boynunu incitmişti. Aslanın kuyruğundan, boynundan ve kulağından kan akıyordu. Zeki kertenkele aslanın artık kendisini yakalayacak durumda olmadığını görünce yanına gitti durumun çok kötü olduğunu görünce az önce kendisini yok etmeye çalışan aslana acıdı. Bakın sayın kral, ben şimdi gidip yardım çağıracağım. Olayın iç yüzünü hiç kimseye anlatmayacağım. Yine de seçim sandığı konacak ve kim seçilirse ormanın yöneticisi o olacak. Aslan öyle zor durumdaydı ki ancak ki mırıltıyla konuşuyordu. Tamam kertenkele kardeş, Halk kimi istiyorsa yönetici o olsun. Şimdi lütfen kaplanla file söyle de beni buradan evime götürsünler. Tilki kardeşe de haber salın. Gelip yaralarımı tedavi etsin. Kertenkele aslanın dediklerini tek tek yaptı. Aslanın kuyruğu kesilmek zorunda kaldı. Boynunuysa sağa sola çeviremiyordu. Sadece önüne bakabiliyordu. Seçim sonuçlarında ezici bir çoğunlukla kertenkele kazandı. Aslan kuyruksuz ve dönmeyen bir boyunla zaten yöneticilik yapamayacağını biliyordu. Zeki kertenkele sayesinde ormana daha güzel ve halkın kendi kendisini yönetmesine dayanan bir düzen yerleşti her şeyin kendi döneminden daha iyi olduğunu gören aslanın kertenkeleyi tebrik etmekten başka yapacağı bir şey yoktu. Bir sabah aslanı yuvasında bulamadılar. Almış başını çok uzaklardaki sakin bir ormana gitmişti. Eski huyundan vazgeçmiş, kendisine çok iyi dostlar edinmişti.